Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 12 Aralık 2019 yılında kurulan partinin ikinci yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından, "Korkmayın" diyen Davutoğlu, her kötü gidişatın sonunda aydınlığa çıkan bir yol olduğuna dikkat çekti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, sokakta vatandaşla sohbet ettiği sırada yanına yaklaşan Mehmet amcanın, "Ali Babacan yok mu?" sorusuna Babacan'ın verdiği cevap ve o anlarda yaşananlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Babacan, o anları Twitter hesabından, "Mehmet amca maskemi düşürdü" diyerek paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Bakan Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 557 kişinin terör örgütü üyesi olduğu iddiasına cevap verdi. Ongun, 4 gün geçti 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Ulusal güvenlik için soruyoruz, kim bu 557 kişi, dedi. Üniversite öğrencilerinin başlattığı, "Barınamıyoruz" hareketinin üyeleri, miting için gittikleri Ankara'nın girişinde, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Gözaltına alınanların sayısının, 80'in üzerine çıktığı öğrenilirken, muhalefet partileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gözaltılara tepki gösterdi. CHP'li Özkoç, "Kaçakçılık yapanlar serbest bırakılırken gençler, yurt istiyoruz" dediği için gözaltına alınıyor, derken, İYİ Partili Dervişoğlu, "Bu kabil gözaltılar Türkiye'ye yakışmadı" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı adayı tartışmalarına Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda uyarıda bulundu. Özel, adaylık tartışmalarının partiyi içerisinde boş tartışmalara iteceğini belirterek, "O güne kadar aday kim diye sorana, cevabım şudur, aday kim diye soran kimse, aday sensin" dedi. Özel, iktidarın yastık altı doları bozdurma uyarısı hakkında ise, "Dünyanın en pahalı tıraşını yaptılar" ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine sunduğu yeni otobüslerin lansmanında konuştu. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik başlatılan olumsuz söylemlere değinerek, "Ankaralılar sizden razı, inşallah Allah da sizden razı olur" açıklamasında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesinin genel bütçenin, %28'i olduğunu söyleyen CHP'li Murat Bakan, iktidarın iklim politikasını eleştirdi. "Utanıp sıkılmadan yeşil kalkınma devrimi diyorsunuz. %28'le mi, yeşil kalkınma devrimi yapacaksınız" dedi. Doktorlar, özlük haklarında iyileştirme getiren düzenlemenin, mecliste bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasına tepki göstererek, 4 gün boyunca sürecek iş bırakma eylemi kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir sürenin sonunda ilk kez bir videoda yer aldı. Yayınlanan belgeselde konuşan Sedat Peker, "Toplum düşmanı gibi oldum, bir kesim benden nefret etti ama şimdi seviyorlar" ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde mutfaktaki yangın görünmüyor, hükümet kuyrukları bitirdik diyor ama sokağın gerçeği başka. Raflarda etiketlerin günde iki kez değiştiği yetmezmiş gibi bazı marketler un, şeker, yağ gibi temel gıdalarda satışı belirli adetlerle sınırlandırdı. Vatandaş ucuz ekmek için de kuyruk oluşturdu. Vahim tablo karneyle satış günlerine dönmeye bir adım kaldı tepkilerine yol açtı. Merkez Bankası, faiz indirimleriyle sıçrattığı döviz kurlarına, bugün bir kez daha müdahale ediyor. Bankadan yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle, piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi. Banka, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık tarihlerinde de piyasaya doğrudan döviz satarak döviz kurlarına müdahale etmişti. Döviz kuru farkı nedeniyle Bulgaristan'dan alışveriş için gelenlerin sayısının arttığı Edirne'nin ardından, şimdi de Azerbaycanlılar Iğdır'a akın ediyor. Türk lirası, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatı karşısında da değer kaybetti. Azerbaycan manatı, son bir ayda Türk lirası karşısında, %49 değer kazanarak, 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır'a gelerek toplu alışveriş yapmaya başladı. Dolar ve euro kuru Türk lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak, devamlı rekor tazeleyen dolar ve euro, yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar, 13 Aralık 2021 pazartesi gününe, 14.75 ile tarihi zirvesine ulaşarak başlarken, euro da 16.65 ile rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Ekim'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %8.5 yükseldi. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, küresel ısınma nedeniyle yok olma ile yüz yüze. Yaşanılan ekolojik sorunlardan dolayı su seviyesinde hızla düşüş yaşanmaya başladı. Suların geri çekilmesinden dolayı mikrobiyalitler ortaya çıktı. Gördükleri karşısında hayrete düşen vatandaşlar, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. Zonguldak'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Müdürün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. 3 Aralık günü ortadan kaybolan eşini bulmak için, programa katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da, kendisini aldatan eşinin geri dönmesi için, gözyaşları içinde yalvarmıştı. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde, kendini asarak intihar etti. İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba, aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Cani babanın sosyal medyada, kızının fotoğrafını paylaşarak, "Seni çok seviyorum güzel kızım" dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenildi. Beyoğlu'nda bir araya gelen aşı karşıtları maske kullanımına, HES koduna ve aşıya karşı eylem yaptı. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasp edildiğini iddia eden eylemciler, 2 deve 1 eşek ile yaşanan durumu protesto etti. Grup adına basın açıklamasında bulunan Erkan Türk'ten, "Bundan sonra herkes deve sahibi olsun, işte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek, bir kervanla gideceğiz" dedi. İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantı Omikron'un yükselişe geçmesi nedeniyle, koronavirüs alarm seviyesi en yüksek 2. seviye olan 4'e yükseltildi. İngiltere Sağlık Bakanı, bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omikron vakası görülebileceğini bildirmişti. Meksika'da, Ranchera müziğinin kralı olarak bilinen, ünlü şarkıcı ve yapımcı Fernandez, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sizlere daha çok haber sunabilmek için, kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.